Darbe teşebbüsüyle ilgili gece boyu komuta kademesinden birçok komutan canlı yayınlara bağlanarak açıklamalar yaptı. Genelkurmay adına resmi açıklamayı Başkan Vekili Orgeneral Ümit Dündar saat 10.30'da yaptı. İşte Orgeneral Dündar'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler. Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde emir komuta zinciri dışında bir askeri hareketlilik başlamıştır. Kısa sürede yapılan bir değerlendirme sonucunda bu hareketliliğin Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış olan çeşitli rütbelerden bir grup asker tarafından başlatılan bir darbe girişimi olduğu anlaşılmıştır. Genelkurmay karargahında ve diğer görevlerdeki çok sayıda komutan darbe teşebbüsünde bulunan kişiler tarafından ele geçirilerek ilk anda bilinmeyen yerlere götürülmüşlerdir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve bazı zırhlı birlik unsurlarının ağırlıklı olarak içerisinde yer aldığı görülen darbe teşebbüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri emir ve komuta zinciri tarafından ilk andan itibaren reddedilmiştir. Milletimizin asla endişesi olmasın ki Türkiye darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak darbeye karışan herkesle birlikte paralel devlet yapılanması mensuplarının tamamını ordumuzdan temizlenmesi konusunda kararlı olduğumuzu açıklıkla ifade etmek isterim. Devletine ve milletine ihanet eden hiç kimse cezasız kalmayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri demokratik hukuk devletinde olması gerektiği gibi milletinin emrinde bir kurum olarak çalışmaya devam edecektir.